Kibarköy Et Ürünleri sunar. Dolap niçin inilersin? Derdim vardır, inilerim. Ben Mevla'ya aşık oldum. Onun için inilerim. Benim adım dertli dolap. Suyum akar, yalap yalap. Böyle emreylemiş çalap. Derdim vardır, inilerim. Beni bir dağda buldular. Kolum, kanadım yoldular. Dolaba layık gördüler. Derdim vardır, inilerim. Ben bir dağın ağacıyım. Ne tatlıyım, ne acıyım. Ben Mevla'ya duacıyım. Derdim vardır, inilerim. Dağdan kestiler hezeni. Bozuldu türlü düzeni. Ben bir usanmaz ozanım. Derdim vardır, inilerim. Şu dülgerler beni yondu. Her azam yerine kondu. Bu iniltim haktan geldi. Derdim vardır, inilerim. Suyum alçaktan çekerim. Dönüp yükseğe dökerim. Görün ben neler çekerim. Derdim vardır, inilerim. Yunus burada gelen gülmez. Kişi muradına ermez. Bu fanide kimse kalmaz. Derdim vardır, inilerim. Efendim merhabalar. Mahalle kahvesindeyiz. Her zaman olduğu gibi sahur vaktinde Allah nasip etti. Sizlerle beraber buluştuk. İnşallah her zamanki tadında, lezzetinde, usulünde, erkanında bir mahalle kahvesi gecesi yaşamak isteriz. Bu Ramazan'ın güzel vakitlerinde, sırlı vakitlerinde, hikmetli vakitlerinde, bereketli vakitlerinde. Ta ki İstanbul için imsak vaktine kadar. Sizler buradasınız, bizler buradayız. Ortam hazır, inşallah bereketli olur, maneviyatlı olur, güzel olur. Niyetimiz budur, gayretimiz de bu yönde olur. Allah da bize niyetimiz ve gayretimiz üzere işimizi kolaylaştırır, bereketini verir. Güzel bir Ramazan gecesi sizlerle birlikte yaşamış oluruz, idrak etmiş oluruz. Deriz ki hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, sağ olsunlar. Bugün İmam Ali Efendimizin vuslatı üzerine dilimiz döndüğünce, hani aklımız yettiğince gönlümüzden geçenleri aktarmaya çalışacağız. Farklı bir program, farklı bir sahur programı olacağından eminim. Sevgili izleyicilerimiz de ekranda görmüş oldukları iletişim adreslerinden bizlere İmam Ali Efendimizin vuslatı ve İmam Ali Efendimizle ilgili özellikle paylaşımlarda bulunurlarsa bizi de çok memnun ederler. İmam Ali Efendimizin şehadetini burada muhabbetle, aşkla konuşmaya, paylaşmaya çalışacağız. Tabii ki anlatamayacağız. Tabii ki yetmeyecek. Hani o meşhur sözdür ya, denizler mürekkep, ağaçlar kalem olsa yeter mi? Yetmez. Yani İmam Ali'yi anlatmaya yetmez. Öyle muhteşem bir insanı, öyle muhteşem bir Allah'ın sevgili kulunu burada anmaya çalışıyoruz. Evet. O açıdan yetersiz kalacağız. İmam Ali Efendimizin efendim burada biz onun affına sığınarak onu konuşacağız. Evet, senin de söylediğin gibi ki bu gecenin özel bir özelliğini de aslında vurgulayarak belki bir girizgah yapmak icap eder. Ehl-i Beyt büyükleri, başta imamlar olmak üzere o yolun erkanının mümessilleri bu geceyi Kadir Gecesi olarak söylerler. Yani kuvvetle muhtemel 21. gece Kadir Gecesidir derler veya muhtemel Kadir gecelerindendir, evet, denir. İşte 17, 19 ve 21 rakamlarına dikkat çekerler. 23, bunlara dikkat çekerler. Zaten genel bu anlamda son 10 günde ve tek gecelerde aramak diye bir usul de vardır. Ama en azından hani bir yere tutunmak açısından işte 27. gece söylenir, değil mi? İşte o Kadir Gecesi olması muhtemel gecelerden bir gecede bu gecedir. Son 10 gecenin ilk tek gecesi. Evet, bu manada çok özel bir geceye de olduğumuzu, yani İmam Ali Efendimiz gibi bir şahın, padişahın, Allah'ın en sevdiği kullardan bir kul, Allah'ın sevgilisi, biz aynı ağaçtanız diyor onunla ilgili. Daha ne desin, biz aynı ağaçtanız diyor. İmam Ali Efendimiz böyle bir insandır. Dolayısıyla onun Hakk'a yürüdüğü, Rabbine vuslat ettiği gecenin böyle bir gece olması bizi şaşırtmaz. Evet. Öyle bir padişahın Rabbine kavuştuğu gece Kadir Gecesidir dense yanılmış olmayız. Bu niyetle, bu efendim hassasiyetle, bu idrakle biz bu geceyi Kadir bilerek konuşsak ben yanılmayız derim yani. Bu feyiz ve bereket inşallah hepimizde tecelli etsin de inşallah Ramazan'ı da bu güzelliklerle yaşamış olmanın huzurunu yaşayalım ve bu şekilde de Allah bizi bayram sabahına ulaştırsın. İnşallah. Bir de öncelikle bunu tespit etmekte fayda var. Dediğin gibi tabii ki burada bizim gibi aciz iki kul kim ola ki? Kimsin sanki? Yani. Evet. Yani kendi adıma söylüyorum. Tabii ki. Benim adıma da diyebilirsin. İmam Ali'yi konuşacaksın sen. Kimsin derler adama. Doğrudur. Eyvallah. Bizim onun anlatmaya hiçbir gücümüz yetmez. Zaten anlatmak iddiasıyla da burada oturmuyoruz. Ama biz istiyoruz ki İmam Ali Efendimizin şefaati bize ulaşsın. İnşallah. Biz istiyoruz ki bizi kabul etsin. Biz istiyoruz ki ne diyor Allah'ın sevgilisi? Livaül Ham sancağı senin elinde olacak diyor. Allah'ın sevgilisinin sözüdür bu, müjdesidir, vaadidir. O her ümmetin, her bir ferdinin, her bir müminin duasına kattığı "Ya Rabbi bizi Livaül Ham sancağı altında haşret" diye dua eder ya, işte o sancağın sancaktarı İmam Ali Efendimiz'dir. Evet. İşte bizim niyetimiz odur ki bizim gayemiz onu anlatmak değil, o Livaül Ham sancağı altında buluşmaya vesile olacak ameli yerine getirmek. Evet. O bize o yüce gönlüyle, o eşsiz gönlüyle, yüceler yücesi ruhuyla dönüp bir kere baksa, biz işte o bahtiyar kullardan bir kul olacağız. Şükrü Baba teşekkür ediyoruz. Eline yüreğine sağlık. Bunun peşindeyiz biz. Bunun sevdasındayız. Cenab-ı evet. Hak bu sevdayı bütün müminlerin kalbine nakşetsin. Aha. İmam Ali Efendimizin sevgisini, sevdasını, o kutlu ailenin, o mübarek ailenin, o seçilmiş ve seçkin ailenin. Her bir ferdi çok kıymetlidir, muhteşemdir onlar. Onlar eşsizdir. Onlardan bir şeyler istiyoruz biz yani, talep ediyoruz. Bütün şeyimiz budur. Bu tecelli etsin de hani varsın canımız gitsin, evet, varsın her şeyimiz gitsin. Şimdi bu gelsin sen, yeter ki. Hazreti Peygamber'in işte Ali ile ben aynı ağaçtanız sözünü söyleyince, şimdi bir ağaç düşün, meyveleri var ağacın dallarında. O meyvelerin birbirinden bir farkı olur mu? Değil mi? Yani ağacın üst dalındaki elma da alt dalındaki erik mi olur? Evet. Alt dalındaki de elma olur. Üst dalındaki de elma olur. Uç dalındaki de elma olur. O ağacın bütün meyveleri o ağacın meyvesi olduğu için o ağaç ne veriyorsa onu verir. Bu manada İmam Ali Efendimiz Hazreti Peygamber'in varisidir ve Hazreti Peygamber İmam Ali Efendimiz'in benden ne duyarsan yaz demek. Bu İmam Ali Efendimiz'in söyleyeceği bütün sözlere kefil olmak demektir. Ve sadece sen yazacaksın. Evet. Şimdi İmam Ali Efendimiz bu kadar yüce ve büyük bir insan. Söylediği her söze Hazreti Peygamber'in referans oldu. Hani deriz ya, bu sözün altına imzamı atarım şeklinde. Böyle yüce, böyle büyük bir insandan bahsediyoruz. Eyvallah. Hazreti Peygamber'in hayatında olarak Hazreti Peygamber'in her şeyi olmuş bu manada ve soyunun devamında da kızı Fatıma ile beraber eş olmuş. Eyvallah. Yani bugün Peygamberimizin soyu günümüze kadar geldi ve bundan sonra kıyamete kadar devam edecek Peygamberin soyunun bir ferdi de İmam Ali Efendimiz. Evet. Ya bu da çok büyük bir şeref. Evet. Galiba işin başında şu esası koymak gerekiyor ki bu tabii hemen anmamız gerekiyor, hemen yad etmemiz gerekiyor, hemen bir hakkı teslim ve edep. Edep de bunu gerektirir. Biz bugün eğer İmam Ali Efendimizle ilgili bir iki kelam edecek evet. bir şeyimiz varsa ve biz İmam Ali Efendimiz'e sığınmak gibi bir yüce davranışla iç içeysek, onun himmetine, onun şefaatine, onun ruhaniyetine sığınıyor, istimdat ediyor ve onun yüceliğini anlatmaya çaba gösteriyorsak, bunun müsebbibi Profesör Doktor Haydar evet, Baş'tır. Kesinlikle. Bunu demezsek söyleyeceklerimizin hepsi yalan olur. Bir kere hani nasıl ilim şehrine girmek için Ali kapısına gitmek varsa, Ali kapısına gitmek için de Profesör Doktor Haydar Baş kapısına gideceksin. Şart ve zaruridir. Sayın Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın çok ilginç bir ifadesi olmuştu. İlmin şehri Hazreti Peygamber, İlmin kapısı İmam Ali, ben de o kapının menteşesiyim. Bitti. Demişti. O kapı açılacaksa... Bitti. Bu bir esastır. İnsanların işte o öyle bir şey değil. Esastır. Esas. Çünkü değerli hocam bunu bütün her şeyle ispat etti. Evet. Falanın veya filanının bunu şeye getirmesi bu lafı güzel. Hazreti Ali'nin de şahsiyeti ve Hazreti Ali'nin makamı da bu manada birileri tarafından buharlaştırmaya çalışılmıştı. Kendi devrinde, sonraki devirlerde, bugün de. Bu lafı güzaftır. İnsanlar istediklerini söylerler ayrı ama işin esası budur. İmam Ali Efendimiz ilim şehrinin kapısıdır. O kapıya gideceksen, Ali kapısına gideceksin. Ali kapısına gitmek için de Profesör Doktor Haydar Baş kapısına geleceksin. Profesör Doktor Haydar Baş kapısında edebinle, adabınla, imanınla, samimiyetinle, gayretinle bir duruş sergilersen o kapı aralar, seni İmam Ali kapısına götürürler. Ha yok orada çuvallarsan Ali'nin kapısına, İmam Ali Efendimiz kapısına da gidemezsin. Bu net bir husustur. Bunu bir kere sergilemek gerekiyor. Bu Hazreti Ali Efendimizle ilgili bir eser yazdı. Yok böyle bir şey de değil. Bundan da bahsetmiyoruz. Değerli hocam ortaya koyduğu hayatıyla İmam Ali Efendimizin kapısının menteşesi olduğunu göstermiştir. Hayatıyla, her şeyiyle, hem her şeyiyle, ahlakıyla, şecaatiyle, cesaretiyle, adaletiyle, merhametiyle, cömertliğiyle, eserleriyle, ilmiyle, yetiştirdikleriyle, gülmesiyle, ağlamasıyla, yedirmesiyle, aklınıza ne geliyorsa topyekün o kimlikle bunu ortaya koymuştur. Bu Bu gerçekten aslında büyük bir ekseriyetle de kabul edilmiş bir olaydır. Ha? Yani bu öyle sadece senin benim oturup burada söylediğim bir şey değil. Bu kabuldür. Bugün bir dostlar, arkadaşlarla birlikteydik, birkaç arkadaşlarla beraberdik. Bu arkadaşlardan, dostlardan bir tanesi bir iftar davetine gitmiş efendim. İftar davetine gittiği arkadaş nihayetinde hocamın rahliye tedrisinden geçmiş bir arkadaş değil. Onunla beraber bir birlikteliği olmamış. Onunla beraber bir yaşantısı olmamış. Adamın kendi özel odasında hocamın fotoğrafı var. Bu arkadaşın özelliği ne biliyor musun? Hazreti Ali'ye sevdalı. Bak kapıyı bulmuş. Kimse ona bir şey, bunu anlatmamış biliyor musun? Evet. Bak vallahi yemin ediyorum. Kimse ona bunu anlatmamış. Kimse ona bunu söylememiş. Ama o bulmuş kapıyı. Kapının menteşesinin farkında. İmam Ali sevdası onu Profesör Doktor ile başta buluşturmuş. Bitti. Bu bir esastır. Dolayısıyla biz burada Hazreti Ali ile ilgili 3-5 kelam edeceksek, Profesör Doktor Haydarbaş Beyefendi'nin ruhaniyeti, müsaadesi ve onun öğrettikleriyle söyleyeceğiz. Evet. Bunun dışında Okan Egeser'in söyleyeceği bir şey yoktur. Bir şey diyecektin galiba. Yok, bu sen şeyden bahsedince, bir arkadaştan bahsedince, bugün işte hani İmam Ali'yi sevmek deyince akla hani Alevi vatandaşlarımız da bu manada gündeme geliyorlar. Bugün bütün Alevi vatandaşlarımız İmam Ali'ye olan sevdalarını, aşklarını bugün en özgürce haykırabiliyorlarsa, en özgürce efendim duygularıyla İmam Ali'ye olan sevgilerini, muhabbetlerini ifade ediyorlarsa, büyük bir kesminin çok net bir ifadesi vardır. Biz Aleviliğimizi Profesör Doktor Haydarbaş Bey'den sonra bu özgürlükte konuşmaya başladık. Bu kendi sözleri. Bize gelip işte basın yoluyla, ikili diyaloglarımızda bir hatıramı müsaaden olursa abi aktarmak istiyorum. Şimdi Afyon taraflarında Profesör Doktor Haydarbaş Bey'in bir işte konuşması olacak, bir konferansı olacak. Biz de şu an izliyorsa hatırlayacaktır, Ruhi Sarıbey ile beraber Afyon'a doğru gidiyoruz. Yolumuzun üzerinde Seyyid Battal Gazi Hazretleri'nin türbesini geçiyorsunuz. İleride kalıntıların olduğu bir yer var. Oraya gittik. Orada işte bir dağ tarafları, tepe tarafı gibi tepeye çıktık. Orada işte arabadan indik. Orada büyük bir boş bir meydan var ve Etilerden, Hititlerden kalmış kalıntılar var. Onları işte bakıyoruz, onları inceliyoruz. Sonra orada baktık böyle bir kabir var. Kabirin böyle baktık mezar taşlarında Çelebi desenleri görecektik. Yani demek ki bu Bektaşi Mevlevi kabridir. İçeri girdik, maalesef biraz bakımsızdı. Yani biraz diyorsam bayağı, bayağı bakımsızdı. Yani söyleyemeyeceğimiz bir hırpanilikteydi. Maalesef sahip çıkılmamış. Tarihi eser anlamında da sahip çıkılmamış. Kabir anlamında da mekana sahip çıkılmamış. Orada işte Himmet amca olduğunu daha sonra öğrendiğimiz bir çoban geldi yanımıza. Dedik amca buralar galiba Çelebi mezarlığı, kimin mezarlığıdır deyince, bu dedi burada mefsun bulunan yatan dedi zat Seyyid Battal Gazi Hazretleri'nin hem akrabasıdır, yani seyittir, hem de komutanıdır. O ailesi ve onun askerleri burada yatmaktadır deyince, aa öyle mi dedim, yani Bektaşi aynı zamanda bir aile, evet dedi falan. Sonra bu kişi geldi dedi ki siz dedi Bektaşilik, Alevilikle ilgili bir bilginiz var mı dedi bize böyle enteresan bir şekilde. Dedik yani pek yok, sizin varsa bizimle paylaşın dedik. O bildiğimiz klasik hani karalama sözlerinden bir iki cümle söyleyince ben biraz şaşırdım, dedim ki amca dur ne yapıyorsun falan. Sonra Profesör Doktor Haydarbaş Bey'den duyduğumuz birkaç kelimeyi söyledik. Alevi vatandaşlarımızla ilgili, Bektaşi vatandaşlarımızla ilgili, Aleviliğin ne olduğuyla ilgili. Bir dakika dedi, siz dedi bunları nereden öğrendiniz dedi. Dedik biz dedik Profesör Doktor Haydarbaş Bey'in eserlerinden öğrendik. Birkaç gün sonra da burada bir işte konferansı olacak. Onun içine geldik, işte burada bir iki işimiz var hem. Siz dedi Haydarbaş'ı tanıyor musunuz? Başladı o 80 yaşındaki adam ağlamaya. Evet. Nasıl ağlıyor? Ama böyle bir ağlamak yok. Sarıldı bize, bırakmıyor. Bir de şey, sapasağlam böyle. Pehlivan gibi. Pehlivan gibi. Bize, ben dedi mutlaka sizi yedireceğim, içireceğim. Neyse evine gittik. Evinde oturduk, yedik, içtik. Biraz bir çayını içtik. Sonra anladık ki yani bizi test etmiş bu manada. O dedi benim adamım dedi. Öyle mi dedik, ne güzel falan. O dedi Rus'a dedi ne mutlu Türk'üm diyene dedirtti dedi. Sonra şimdi bakıyoruz adam dağın başında bir çoban ama enteresan meseleleri çok ilginç yakalamış. Sonra işte bizi uğurladı, selamlarımı, sevgilerimi iletim şeklinde. Sonra uzaklaştık oradan. Şimdi orada şunu gördük. Yani bir dağın başındaki bir çoban bile esasında bu mesajı almış. Bir, bunu gördük. İki, maalesef ülkemizde Alevi-Sünni o suni çatışması dağdaki çobanı bile etkilemiş. Önce sizi bir test ediyor. Acaba Aleviliğe nasıl yaklaşıyor diye. Eyvallah. Dediğin doğru. Değerli hocamın yaptığı devrimlerden biridir. Ve efendim tabiri caizse bu manada ekseni değiştiren adamdır. Evet. Tarihi değiştiren adamdır. Ve bu hizmeti kıyamete kadar baki kalacak ve bundan sonraki eğer gelecekse inşallah şahit olacaksak güzel günlerin de zemini olan bir çalışmadır. Evet. Buradaki şu kadar asırlık bir çirkin tezgahın tabiri caizse elinin tersiyle böyle bir sillede yıkan adamdır Profesör Doktor Haydarbaş. Çünkü buradan Müslümanlar çok yaralanmıştır. Burada Müslümanlar çok şey kaybetmiştir. Toprak, devlet, can, namus hepsi buradan, bu tezgahtan, bu çirkin oyundan bütün bu 4 madde saydım. Buna 100 madde de ekleyebilirsiniz. Müslümanlar çok şey kaybetmiştir. İşte bütün bu yaşanan kayıplardan sonra bu çirkin tezgahı temelinden sarsan, yıkan adamdır. Bunun neyle yaptı? Aleviler güzeldir, Sünniler güzeldir, birbirini sevin diyerek yapmadı bunu. Çünkü bunu herkes söylüyor. Ehli Beyt'i anlatarak yaptı. Ehli Beyt'i yaşatarak yaptı. Ehli Beyt'i tevhidin merkezi diyerek, tevhidin merkezine oturtarak yaptı. Tevhidin merkezi Ehli Beyt, sizin bu ihtilafınız nasıl oluyor diye çok anlamlı bir soru sordu. Buna soruyorum Rabbim Allah diyor, ona soruyorum Rabbim Allah diyor. Ona soruyorum Peygamberim Hazreti Muhammed diyor, ona soruyorum Peygamber Hazreti Muhammed diyor. Ona soruyorum namaz diyor, buna soruyorum namaz diyor. Oruç diyor, zekat diyor. Kusura bakmayın ama siz nerede ihtilaf ediyorsunuz? Bitirdi. Siz İmam Ali'de de ihtilaf edemezsiniz. Çünkü birinizin imam dediğine öbürküsü de velayeti şahı diyor. İkisi de aynı kapıdır dedi hocam. Tabii. Hadi bakalım fıkıh kaidelerinize bakalım dedi. Burada ayrılık var mı dedi. O muhteşem bir risalesi vardır değerli hocamın. Tevhidin merkezi Ehl-i Beyt risalesi değil mi? Orada orada bunları da açıkladı. Bak işte bu var ya bu acayip bir şey. Bu izah bütün izahlardan aşan bir durum. İşte değerli hocamın bu kimliğini bize eğer gündeme getirmez, onun ruhaniyetinden bu manada müsaade almaz, bu manada sınırları aşarsak İmam Ali Efendimiz'le ilgili olarak da söyleyecek 2 tane cümlemiz yoktur. Şey kalır, sakil kalır, havada kalır, samimiyetsiz kalır. Eğer burada İmam Ali Efendimiz'le ilgili bir muhabbet oluşacaksa, bir feyiz, bir bereket oluşacaksa, bir doğru bilgi anlatılacaksa Profesör Doktor Haydarbaş Beyefendi'nin kapısına girdikten sonra olabilir. Onun haricinde lafı güzaftır. Evet. Lafı yani güzaftır. Önce hakkını teslim edeceğiz. Bir destur alacağız. Evet. Bir destur alacağız, bir el alacağız, bir müsaade alacağız. Yok öyle. Öyle yok. Herkes, hepimiz haddimizi bileceğiz. Okan Egesel olarak haddimi bilmek istiyorum. Yani öyle sınırları aşmak yok. Yani ben burada girizgahta, bu biraz girizgahımız uzun sürdü ama İmam Ali Efendimiz'le ilgili ben şunu ifade etmek isterim. Birazdan kısa da bir ara, senin dediğin dedikten sonra kısa bir ara vereceğiz. Hazreti Ali Efendimiz Allah'ın sevgilisi tarafından küçük yaştan itibaren ümmete tanıtılmış bir insandır. Evet. Hazreti Ali Efendimiz Allah'ın sevgilisinin irtihaline yaklaşılan bir zaman diliminde müminlere anlatılmış bir insan değildir. Allah'ın sevgilisi çocuk yaştan itibaren onu varisi olarak tanıtmıştır. Bu Ali çok güzel çocuktur, bu Ali çok güzel delikanlıdır falan değil. Bu Ali var ya, bu Ali benden sonraki halifenizdir dediğinde Hazreti Ali çocuktur. Bunlar buharlaştırıldı. Bunlar unutturuldu. Bunlar müminlerin gözünden kaçırıldı çünkü bu unutturulduğunda ihtilaf çıkıyor. İhtilaf çıktığında kavga var. Kavga olduğu zaman da kaos var. Kaosun ekmeğini kim yiyor? Kimin yediğini belli dünyada. İşte değerli hocam bu bilgileri bizim gözümüz önüne koyarak dedi ki yanlış. Yanlış. Hakkı teslim edeceğiz. Hazreti Ali'nin imametini ve velayetini kavradığınızda ve kavradığımızda dedi değerli hocam, bütün problemleri çözmüş olacağız. Bu demek değildir ki birileri çıkacak şimdi ve çıktılar da. Yahu sen Ali Ali diyorsun, diğer sahabilere de küçümsüyorsun diyecekler, yalan konuşuyorlar. Yalan konuştular. Allah'ın biçtiği bir makamı, bir mevkiyi itiraf etmek, diğer sahabileri alçaltmak anlamına gelmez. Bu kimse kimsenin zekasıyla, kimse kimsenin aklıyla, kimsenin imanıyla ve ilmiyle dalga geçmez. Bu sizin bozulan tezgahınızı tekrar yeniden kurma çabanızdan başka bir şey olmaz. Ve onlar dikkat edin değerli hocam öyle bir onurlu, şecaatli öyle bir duruş sergiledi ki hepsi kaçacak delik aradı ve ondan sonra YouTube kanallarından İmam Ali, Hazreti Ali, Ehlibeyt demeye başladılar. Gerçi samimiyetsiz olduklarını biz anladık ama olsun onlar da bunu demek zorunda kaldılar. Çünkü açığa çıktılar, tezgah ortaya çıktı. İşte Furkan budur, Faruk olma özelliği budur. Bu değerli hocamda da tecelli etmiştir. Furkan kabiliyeti, hak ile batılı ayırt etme kabiliyeti. Bu Ehl-i Beyt mensuplarının özelliğidir. O yolun müntesiplerin özelliğidir. O yüzden Ali Kapısı'nın menteşesi Profesör Doktor Haydarbaş'tır. İşin yani bu fasılda söyleyeceğim son cümle. Hazreti Ali Allah'ın sevgilisinin diğer sahabileri gibi övdüğü, işte bazısından biraz daha az övdüğü veya bazısından biraz daha fazla övdüğü insan değildir. O bütün bu övgülerin üzerinde Allah'ın sevip, seçip Allah'ın sevgilisinden sonra vekil tayin ettiği insandır. Kritik bir insandır. Çok kritik bir insandır. İmam Ali Efendimiz'le ilgili mesafemiz bizim akıbetimizi belirler. O mesafe uzadıkça akıbet sıkıntılıdır. Yaklaştıkça tamamdır. Allah bizi onunla beraber böyle eylesin. Tamam. Onunla beraber haşreylesin. Onunla beraber diriltsin. İnşallah onunla beraber de cennette, evet, onun etrafında, dizinin dibinde olanlardan eylesin. Ben de o zaman şöyle tamamlayayım araya gitmeden önce. Cenab-ı Allah bize İmam Ali Efendimiz'e bizi sevdirsin. Evet. Eyvallah. Allah razı olsun. Amin. Evet, bu da bir duadır. Gönülden amin diyelim. Sizden gelenler var, okuyacağız. Ama bir eser dinleyelim bizim gençlerden, o eski kayıtlardan bir eser dinleyelim. Sonra bir ara vereceğiz. İmam Ali Efendimiz'in şefaatini talep etmeye devam edeceğiz. açılan tek gülüsün sen bu bağın. Bir kızıl goncaya benzer dudağın, açılan tek gülüsün sen bu bağın. Kurulur kalplere sevda otağın, kim bilir hangi gönüldür durağın. Kurulur kalplere sevda otağın, kim bilir hangi gönüldür durağın. Taksam seni de kimi ateş gibi yaktın beni de. Her gören göğsüme taksam seni de, kimi ateş gibi yaktın beni de. Kimi bilir bakışından söz eder, kim bilir hangi gönül durağın. Kimi bilir bakışından söz eder, kim bilir hangi gönüldür durağın. Bizim türkümüz arkadaşlar kafatasçı değildir. Kültür birliğidir, maneviyat birliğidir, din birliğidir. Anlaştık mı? Ve onun için ne mutlu Türk'üm diyene. Sağlıklı bir yaşam için organik bal tüketin. süzme çiçek balın tadına doyamayacaksınız. Balkan'ın 2600 rakımlı dağlarından gelen lezzet. Öz Mersin Petek. Ramazan sofralarının vazgeçilmezi Kibarköy'den Ramazan ayına özel lezzetli bir kampanya. %100 yerli dana kavurma kilogram fiyatı sadece 120 lira. Ramazan ayına özel bu kampanyayı kaçırmayın. Biz bu toprakların insanıyız. Kültür mirasımızla, kaybolmayan değerlerimizle, inancımızla, sevgimizle, güçlü bağlarımızla hep yan yana olduk. Çünkü biz bir aile. Yola çıktığımızdan beri hiç durmadık, hiç yorulmadık, hiç vazgeçmedik. Daha uzaklara gidebilmek için bazen durup derin bir nefes aldık. Biraz soluklandık, yeniden heyecanla ve aşkla başladık. Şimdi ortak geleceğimiz için yeni hedeflere ulaşma zamanı. Aldığımız her nefeste yanımızda olduğunuzu biliyoruz. Sizler için her alanda olmaya devam ediyoruz. Desteğinizle başardık. Yepyeni bir rotayla yeni projeleri yine birlikte başaracağız. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı. El birliğiyle güç birliğine. Çağın bilgesi Profesör Doktor Haydar Baş'tan bir ilim hazinesi daha. Kur'an ve sünnet ışığında büyük İslam ilmihali zekat. İslam'ın 5 temel esasından biri olan ve Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'ın pek çok yerinde namazla birlikte zikrettiği zekat hakkında yazılmış en kapsamlı eser. Zekatın fıkhi meselelerini 4 mezhebe ve Ehl-i Beyt ekolünün görüşlerine göre ele alan eser, zekatın bugüne kadar yazılmamış yönlerine de ışık tutuyor. Profesör Doktor Haydar Baş'ın kaleminden Büyük İslam İlmihali Zekat. Yok, ben maske takamam. Yok, nefesim daralıyor. Sen misin zora gelemeyen? Al işte. Şimdi tek bir nefes bile alamıyorsun makinesiz. Utanmadan bir de dalga geçtin tedbir alanlarla. Şimdi onların hepsinin sağlığı yerinde. Zaten koa hastasısın. Asıl sen dikkat etsene. Bugün eski normallerimize mesafe koymazsak, yarın sevdiklerimizle aramıza hiç kapanmayacak mesafeler girebilir. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak, kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur. Sağlığımızın ve sosyal hayatımızın güvencesi budur. Allah sizden sadece her fenalığı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Sultanul Enbiya, Burhanul Esfiya, Habibi Huda, Şefii Ruzi Ceza, Rahmeten lil Alemin, Hazreti Muhammed Mustafa. Rahmeten lil Alemin Hazreti Muhammed. Bir nefeste okunabilecek bu eşsiz eser, okuyanı asr-ı saadete götürecek, Allah'ın sevgilisiyle buluşturacak ve Ehl-i Beyt'le tanıştıracaktır. Akıcı uslubu, hadiselerin manevi cephesinin ele alındığı hikmetler bölümüyle sahasında biricik olan eser, çağın bilgesi Profesör Doktor Haydar Baş'ın kaleminden Rahmeten lil Alemin Hazreti Muhammed. Ramazan sofralarının vazgeçilmezi Kibarköy'den Ramazan ayına özel lezzetli bir kampanya. %100 yerli dana sucuk kilogram fiyatı sadece 75 lira. Ramazan ayına özel bu kampanyayı kaçırmayın. dost elinden ölür isem, güle güle geri gelem, ganimet görem bu demi, can şükrane vere gelem. Canın diri tutan kişi, dost katından ırak düşer, feda kılam 100.000 canı, ıraklıktan beri gelen. Cercisleyin o dost beni, 70 kez öldürür ise, 1000 kez dahi ölür isem, 100.000 kez ileri gelem. 100.000 kez doğam, dolunam, dost burcunda cevlan kılam, hem bunda olam, hem anda, bunda anda vara gelem. Dost burcunda doğmuş iken, niçin ırak varmak bana? O muhabbet feleğinde her sabah çeviri gelem. Yavı kılındım ne çare, yürürüm dün gün avare. Soranlara cevap budur, isteyerek sora gelem. 1000 yıl toprakta yatarsam, hiç komayam enel hakkı. Ne vakt gerek olur ise, aşk nefesin vere gelem. İnanmayan gel sinime, dost adını söyle çağır, kefen donun pare kılıp, toprağımdan duru gelem. Dost yolundan gider isem, gelmekliyim kolay ola, dost varlığı benim ile, her dem nişan vere gelem. Bundan böyle nolasını değme akıl şerh etmeye, miskin Yunus aşıklara hoş haberler vere gelem. Evet, böyle Yunus'un evet, bilinmeyen şiirlerinden birini okumak istedik. Çok tabii burada o hani öz Türkçe denilen, öyle diyoruz ya, öz Türkçe kelimeler var. Bazıları böyle biraz yabancı gibi geliyor ama söylenişine bakıyorsunuz. Hissediyorsunuz aslında az çok anlamını. Dostlardan gelenlere bir bakalım. Tabii. Sonra Hazreti Ali Efendimiz'in şefaatini talep etmeye devam edelim. Efendim, Hasan Kaya kardeşimiz, bizim Selçuk Pınarcı'yı sen bilirsin. Hı hı. Selçuk Pınarcı bizim burada eski mesai arkadaşlarımızdan. Abisi Mustafa Pınarcı 23 gündür yoğun bakımdaymış. Allah şifa versin. Dualarınızı istiyorum diyor. Üzerimize farz oldu bu mübarek gecede. Dua edelim bu değerli kardeşimiz, bu Mustafa kardeşimiz de Cenab-ı Hak Şafi ismi şerifinle tecelli eylesin. Bu vesileyle Allah şifa nasip eylesin. Yine bu vesileyle hastalarımıza şifa nasip eylesin. Amin, amin, amin diyelim. Ahmet Yitmez yazmış. Hayırlı Ramazanlar dilerim diyor bizim Manavgat'tan, Antalya Manavgat'tan. Hürmetlerimi, sevgilerimi gönderiyorum diyor. Herkese selam göndermiş. Ben diyor değerli üstadım için birkaç satır yazmıştım. Hani okur musunuz? Okuruz. Der ki Ahmet Yitmez o güzel gönlüyle, neredesin üstadım? Ardından dağlar ağladı, taşlar ağladı. Yandı yürekler, dostlar ağladı. Yetmedi de kuşlar ağladı. Neredesin sen, neredesin? Üstadım neredesin? Yıllar ağladı, yollar ağladı. Gökte yağan yağmur ağladı. Gözler durdu, kalpler ağladı. Neredesin sen? Neredesin üstadım? Canımızın cananı başımız, işimiz, ekmeğimiz, aşımız, sırtımızı yasladığımız dağımız. Neredesin sen? Neredesin üstadım? Neredesin? Döndük şimdi maziye daldık. Anıları, hatıraları andık. Sana biz daha doyamadık. Neredesin? Neredesin sen? Neredesin üstadım? Bir acı haber verdiler. Haydar hocam gitti dediler. Vay be! Ne kolay söylediler. Neredesin sen? Neredesin üstadım? Sen o çok sevdiklerinlesin. Biz de seni çok sevdik. Biliyoruz. Emin ellerdesin. Neredesin sen? Neredesin üstadım? Özledik be üstadım seni. Çok özledik. Gelirsin diye yolunu gözledik. Çok şükür kıymetini bilenlerdendik. Neredesin sen? Neredesin üstadım? Neredesin? Demiş Ahmet Yitmez. Bizim de duygularımıza ne güzel tercüman olmuş. Allah gönlüne zeval vermesin. Bu tür arkadaşlarımızı Allah daim eylesin. Cevdet Bostan der ki, abi ne güzel bir girişti o öyle de diyor program için. Haydar hocam olmadan biz İmam Ali Efendimiz'den ne söz edebiliriz, ne anlatabiliriz, ne anlayabiliriz? Haydar hocam kaymış ekseni yerine oturtan büyük hem de çok büyük bir insandır demiş Cevdet Bostan. Eyvallah kardeşim, sağ ol, var ol. Evet, bir Tuğba Akçak Hoca hanımefendi her zaman olduğu gibi gönlümüzün televizyonu ailecek izlenir. Allah sizden razı olsun demiş. Hasan Bozdoğan, tarih tekerrürdür diyor. Milli mücadele döneminde Şeyh Sunusi rüyasında, hepimizin bildiği, bunu nasıl da öğrendik? Değerli hocamın evet, hoş geldin Atatürk eserinde öğrendik. Hazreti Peygamber Efendimiz'i görüyor rüyasında ve mübarek elini öpmek istediğinde sol elini uzatıyor rüyada. Rüyada soruyor Şeyh Sunusi Hazretleri, ya Resulallah hani neden sol elinizi uzattınız? O da diyor, Allah'ın sevgilisi cevap veriyor rüyada. Sağ elim Anadolu'da Mustafa Kemal'in üzerindedir. Bu rüyayı biliyoruz, öğrendik. Ama bir şey daha var. Bu bir rüyada anlatıyor şimdi Hasan Bozdoğan. Bunu da ben şahidiyim. Bu rüya anlatılırken ben oradaydım. Vallahi oradaydım. Şahidim yani. Bunu değerli hocam da Celal Maaş. Ben de oradaydım. Diyor ki Hasan Bozdoğan, Celal Maaş. Bunlar İmam Hüseyin Efendimiz'in, İmam Ali Efendimiz'in türbedarlığı ve İmam Ali Efendimiz'in türbedarlığı. Efendim bunları, yani bu çok özel bir insanlar bunlar. İlim sahibi insanlar. Celal Maaş 3 kez üst üste Hazreti Ali Efendimiz'i görüyor. İkisinde tereddüt edince, üçüncüsünü de görünce biraz Hazreti Ali Efendimiz, üçüncüsü de birazcık sert bir üslupla söyleyince Türkiye'ye değerli hocamı bulmaya geliyor, buluyor. Ve o rüyayı anlatırken de ben oradaydım, sen de o şahitlerdensin. Evet. Hazreti Ali Efendimiz, git Haydar'ı bul, onun yanında olun, ona hizmet edin. Çünkü benim elim onun üzerindedir diyor Hazreti Ali Efendimiz rüyasında Celal Maaş'a. 3 kez üst üste görüyor bunu. Gidin, Haydar'la beraber olun, onun yardımcısı olun, onun yarını olun. Çünkü benim elim onun üzerinde. Bunlar da bir vaka, Allah şefaatlerinden mahrum eylemesin. Amin. Efendim bu rüyayı da hatırlattığı için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi gelenleri yine okuruz. Hazreti Ali Efendimiz'in büyüklüğünü, Cenab-ı Hakk'ın ve Allah'ın sevgilisinin ona verdiği kıymeti konuşmaya çalışıyoruz. Çünkü bu işin esasıdır. Ben müsaadenle bu konuyla ilgili bundan uzun bir zaman önce bir yazı kaleme almıştım. Orada Hazreti Ali Efendimiz'le ilgili bazı hadisleri, Ehl-i Beyt merkezli, ama Hazreti Ali ile ilgili olan kısımları ben şu an okuyacağım. Bazı hadisleri ben orada nakletmiştim. Bu hadislerin özelliği, hani şunu söylüyorlar ya, ya bu Hazreti Ali ile ilgili şeyleri, bu Şii abartmasıdır. Bu Şiiler oturdular, işte Hazreti Ali ile ilgili yazdılar da yazdılar, yazdılar da yazdılar. Hazreti Ali'yi gereğinden fazla bir yere oturttular. Hatta Allah muhafaza buyursun ne diyorlar? Hatta şeyden de çıktılar, hani raydan da çıktılar diye. İfrada kaçtılar. İfrada kaçtılar, raydan da çıktılar diye. Uzun bir zaman diliminde bu böyle geldi bugüne kadar. Ta ki Profesör Doktor Haydar Akbaş Beyefendi bu tezgahı da bozana kadar. Dedi ki yalan söylüyorsunuz, doğru konuşmuyorsunuz çünkü Hazreti Ali Efendimiz'in bahsi geçen kıymetini, vazifesini anlatan yüzlerce belki de binlerce ehli sünnet kaynaklarında geçen kayıtlar var. Dedi ve bunları da insanlığın hizmetine sundu. Şimdi bu okuyacağım hadisler Nesai, İbn Asakir, Deylemi, Ebu Nuaym, Taberani, İbn Asakir, Tirmizi, Taberani, hepimizin bildiği gibi bunlar ehli sünnetin meşhur kaynakları. Orada geçen hadisler. Oradan Şii kaynaklarından söylemeyeceğiz. Ehli sünnet kaynaklarından. Bakalım Allah'ın sevgilisi nasıl bir İmam Ali bize tarif ediyor. O öyle tarif ediyor. Ali'yi ancak mümin olan sever ve ancak münafık olan buğz eder. Bakın burada bir iman kaidesi vardır. Bir insanın mümin ve münafık olduğunu iman rükünleri belirler. Burada bir faziletten bahsedilmiyor. Bir iltifat yok burada. İman esası konuyor. Bu ayrımı yapmak icap ediyor. Ali'yi sevmek, ateşin odunu yaktığı gibi Müslümanların günahını yok eder. Hadis. Bir başka hadiste Allah'ın sevgilisi diyor ki, Ali'ye düşman olanın düşmanı Allah'tır. Ve bildik en meşhur hadislerden biri, ben ilmin şehriyim, Ali kapısıdır. Şu hadis çok enteresandır. İlim 10 kısımdır. 9'u Ali'de, biri diğer insanlardadır. Hadis burada bitmiyor. Devamına bakar mısınız? O biri de Ali onlardan daha iyi bilir. Tekrar ediyorum. İlim 10 kısımdır. 9'u Ali'de, diğeri insanlardadır, diğer halktadır. Ama Ali, o biri de onlardan daha iyi bilir. Hazreti Resulullah, evet. Ebu Nuaym'dan. Ali'yi seven beni sevmiştir, Allah'ın sevgilisi buyuruyor. Ona düşmanlık bana düşmanlıktır. Onu inciten beni incitmiştir. Beni inciten Allahu Teala incitmiştir. Taberani. Bu hadise dikkat çekiyorum. İmanın birinci alameti Ali'yi sevmektir. Hadistir bu. İmanın birinci alameti Ali'yi sevmektir. Niye acaba? Allah'ın sevgilisi bunu niye söyledi? Allah'ın sevgilisi etrafında bulunan faziletli bir insanın sevgisini tarif etmiyor burada. İman alameti diyor. Çünkü değerli hocamın ortaya koyduğu o muhteşem izah, yol gösterme, sırat-ı mustakim tarifinden sonra, nübüvvetin bitişinden sonra imametin ve velayetin başlaması, Allah'ın dininin kıyamete kadar sırat-ı mustakim üzere yaşanmasının sigortasıdır. Eğer siz İmam Ali Efendimiz'i sahabeden bir sahabi, Allah'ın güzel kullarından bir kulun şeyine indirmeye kalkarsanız ortada sırat-ı mustakim kalmıyor. Başka bir şey çıkıyor ortaya. Ondan sonraki kargaşa da ortadadır. Belki bunları da konuşmak mümkün. Devam edelim. Burada Ehl-i Beyt'le ilgili şey var. Onu da finalde onunla bitirelim. Hazreti Ali de Ehl-i Beyt'in nihayetinde müntesibi olarak bana ve Ehl-i Beyt'ime, sen bunu geçen gün söylemiştin, salavat getirilmedikçe dua ile Allah arasında perde vardır. Bu da son şeyimiz olsun, evet, aktarmamız olsun. Yani kul elini açtığı zaman illa Allah'ın sevgilisini ve Ehl-i Beyt'i de işin içerisine katarak salavat getirmezse dua bana ulaşmaz, dua Cenab-ı Hakk'a ulaşmaz diyor. Yani Allahümme salli ala Muhammed değil. Evet. Böyle de söyleniyor. Değil. Yarım. Yarım diyor bu, eksik. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Yani Ehl-i Beyt'i katarak. Burada dikkat edilirse, özet son cümle, Allah'ın sevgilisi etrafında amcasının oğlunu, damadını, sahabeden bir zatı çok güzeldir, çok faziletlidir, çok iyidir, hoştur babında söylemiyor. Dikkat edin, bütün hadislerin ortak noktası imandır. Ali'yi sevmek, İmam Ali Efendimiz'i sevmek imandır. Onu kabul etmek imandır. Onu tabi olmak imandır. Kim Hazreti Ali'yi sevmiyor? Münafık. Münafık kimdir? Kim seviyor? Mümin. Mümin kimdir? İmanın birinci alameti. Birinci alameti diyor. Çünkü Allah'ın sevgilisiyle ilgili olarak insanlar diyorlar ki biz seni iman ettik, kabul ettik. Hadi bakalım benden sonra Ali'yi kabul edecek misiniz, etmeyecek misiniz? Hadi bakalım. Ve burada özür dilerim, onu söylemeyi unuttum. Asıl onu söyleyecektim. Benden sonra Ehl-i Beytim'le imtihan olunacaksınız. Benden sonra. Hazreti Ali'nin sevmenin iman alameti olarak anlatılmasıyla bu hadis aynı manaya çıkar. Yani siz Ehl-i Beyt müntesibi olarak Hazreti Ali'yi, Hazreti Fatıma'yı, İmam Hasan ve İmam Hüseyin'i iman alameti olarak görmez. Onu da işte diğerleri gibi bir seviyeye indirmeye kalkarsanız diyor Cenab-ı Resulullah, imtihanı kaybedersiniz. Ve nasıl Kur'an ve Ehl-i Beyt'in birbirinden ayrılmayacaklar ve Havz-ı Kevser'ime gelinceye kadar birbirinden ayrılmayacaklar ve orada buluşacaklar, siz de ıtretime, Allah'ın ipi olan Kur'an'a ve ıtretime şu şekilde sarılırsanız, işte Ehl-i Beytim'le ilgili imtihanı vermiş, evet, ve Havz-ı Kevser'imde de benim havzumun başında toplanmışlardan olacaksınız diyor. Hani usul hep dua ile bitiriyoruz konuşmalarımızı. Cenab-ı Hak bizi Ehl-i Beyt'ine tabi olanlardan, Kur'an'ına tabi olanlardan ve Havz-ı Kevser'de de onlarla birlikte olanlardan eylesin. Amin. Amin. Şimdi inzar ayeti vardır Kur'an-ı Kerim'de. Cenab-ı Allah Hazreti Peygamber'e buyuruyor, en yakın aşiretini, yani akrabaların içerisinde en yakınlarını topla ve onları uyar. Yani onlara dinini anlat. Bu ilk inen ayetlerden bir tanesidir. Hazreti Peygamber'in peygamberlik görevini aldıktan sonra ilk inen ayetlerden bir tanesidir. Ve Hazreti Peygamber işte ne kadar yakın akrabası varsa hepsini topluyor ve orada onlara şu ifadeyi kullanıyor, yakın akrabalarına. Sizden kim benim bu görevimde bana yardım etmeye hazırdır ki benim kardeşim, vasim ve aranızda halifem olsun. Peygamberlik görevi yeni Hazreti Peygamber'e verilmiş. İmam Ali Efendimiz daha çocuk yaşlarda, yani gençliğin erken yaşlarında bu manada ve bütün akrabalarına Hazreti Peygamber bu açık teklifi yapıyor. Onları İslam'a davet ediyor ve sonra da diyor ki kim bana bu işimde yardım etsin, benim kardeşim, benim vasim ve aranızda halifem olsun. Hiç kimse talip olmuyor. Bir kişi elini kaldırıyor. Ben varım diyor. O kişi İmam Ali Efendimiz. Sonrasında, evet, Hazreti Peygamber şöyle buyuruyorlar. Ayağa kalkıyor ve ibraz Hazreti Peygamber'e ben diyor varım dediği zaman Hazreti Peygamber mübarek elini İmam Ali Efendimiz'in omuzuna koyarak bu benim kardeşim, vasim ve sizin aranızdaki halifemdir. Şimdi bu benim kardeşim ifadeler, kardeşim, vasim ve halifem. Şimdi bu ifadeleri İmam Ali Efendimiz duyduğunda daha İslam Hazreti Peygamber'e yeni gelmiş. Hazreti Peygamber daha yeni birinci derecede akrabalarıyla daha İslam'ı paylaşıyor. Yani ilk temaslar daha. İlk temaslar. Tabii bu şimdi insanın doğasında vardır. Bu şimdi sen bir görev aldığın zaman bu aldığın görevi hiç tanımadığın bir insana mı aktarırsın? Yoksa önce evine gider eşinle, çoluğunla, çocuğunla işte biliyor musun hanım bugün bana işte çalıştığım şirketten şöyle bir görev verdiler. İşte anneni babanı arayıp anneciğim babacığım işte tebrik edin beni şeklinde bir ilandan bulunmuş. Hazreti Peygamber de bunu yapıyor. Zaten mübarek Hira mağarasında ilk ayet geldikten sonra geldi. İlk önce eşi Hazreti Hatice validemize anlattı. Şimdi bu zaten başlı başına Hazreti Peygamber'e hani Hazreti Peygamber peygamberlik vazifesini aldıktan sonra ta işte Hakk'a vuslat edene kadarki süre içerisinde hep İmam Ali'yi tanıtmış sahabesine. Yani bütün bu süreç içerisinde hem peygamberlik vazifesini yapmış hem de o peygamberlik vazifesinin içerisinde İmam Ali'yi tanıtmayı en güzel şekilde efendim ifa etmiş ve sahabe İmam Ali Efendimizle ilgili en ufak zerre-i miskal kadar bir boşluk bırakmamış Hazreti Peygamber. Şimdi tabii bütün bunlar konuşulunca akıla şu soru geliyor. Tamam iyi güzel de İmam Ali Efendimiz'e neden Ghadirhum gibi bütün işte 220 küsür sünni kaynakta geçen bütün o sünni alimlerin tamamının üzerinde ittifak ettiği en meşhur hadis değil mi? Ghadirhum'dan daha fazla ravisi olan bir hadis var mı bu manada? Evet. Yok. Bu kadar meşhur, bu kadar bilinen yani ittifak konusunda şek şüphe götürmeyen bir durumdan sonra ne oldu da İmam Ali Efendimiz'e biat konusunda daha sonra devam edilmedi. Biata sadık kalınmadı. Şimdi bu çok önemli bir konu. Ve ondan sonraki zaten yaşadığımız bütün bu süreçler, işte ondan sonra yaşanan çatışmalar, savaşlar, kavgalar, işte değil mi İmam Ali Efendimizle ilgili işte Hazreti Peygamber, Hazreti Ayşe validemize uyarmıyor mu? Bir gün gelecek işte sen devenin sırtından düşeceksin ve düştüğün zaman o an anla ki sen Ali'ye karşı geldin ve o anda Ali haklıdır. Evet. Bir mucize. Yani bir mucizeyi Hazreti Ayşe validemiz üzerinden. Bugün bütün sünni dünya bu hadisi yaşanan Cemal vakasını ve İmam Ali Efendimizin oradaki haklılığını daha Hazreti Peygamber o olay yaşanmadan Ali o gün haklı olacak diyor. Bunu Hazreti Peygamber en yakınlarındaki insanlara söylüyor. Şimdi Hazreti Peygamber İmam Ali için o gün bir işte ikilik olacak, o ikilikte Ali haklı olacak dediği İmam Ali Efendimiz'e bugün maalesef bazı şekil Müslümanları diyorlar ki orada Muaviye de haklıydı. O sonraki başka şeyde. Evet. Evet. Şimdi burada hadise şu. Şimdi İmam Ali Efendimizle ilgili bu kadar yaşanmış, bu kadar anlatılmış, bu kadar ortaya konmuş ayetlerle, hadislerle, bütün yaşantısıyla beraber onun vasi olduğu bu kadar açık ve netken ve final noktasında Hazreti Peygamber, Cenab-ı Allah Hazreti Peygamber'i uyarıyor orada. Değil mi? Eğer sana indirileni tebliğ etmezsen görevini, vazifeni, peygamberlik vazifeni yapmamış olursun diyor. Evet. Şimdi bu çok açık ve net bir şekilde bir uyarı. Hem hani bütün bu yaptıkların hani fikriyatımız çerçevesinde biz burada bir şeyi tefsir etmiyoruz. Boşa gider. Hem de yapmazsan hani bundan sonrası için boşa gider hem de bu görevi de yapmamış kabul ederim diyor Cenab-ı Allah. Bu çok net ve çok açık bir uyarıyla orada beraber. Orada biliyorsun bir saptırma yapıyorlar bu şekilciler. Evet. O ayet Allah'ın sevgilisinin işte vazifeleriyle ilgili dendi. Genel vazifeleriyle ilgili. İyi de Allah'ın sevgilisi o ilandan sonra zaten birkaç ay sonra irtihal etti. Evet. O artık son konuşmaları. Allah'ın sevgilisi peygamberlik vazifesini zaten çoktan, bir hakkın yaptığı çoktan tamamlamış evet. Bir şey var. Bir ufak bir eksik. Ufak değil. Çok önemli, şey anlamda yani. Çok önemli bir şey var. O öyle bir şey ki kıyamete kadar bütün müminlerin işi onu yapması gerekiyor. Yani vekilini anlatması ve tayin etmesi gerekiyor. Diyecek ki benden sonra vekil bu. Bu iş diyor Allah'ın Cenab-ı Hak. İşte bu iş en kritik mesele. Eğer sen bu işi yapmazsan o zaman bundan önce yaptığın bütün peygamberlik vazifesi var ya hepsi berhava olacak. Her şey burada kilitleniyor. Evet. O zamana kadar insanlar Allah'ın sevgilisiyle beraber namazı öğrendiler, abdesti öğrendiler, orucu öğrendiler, zekatı öğrendiler, cömertliği öğrendiler, öğrendiler tamam. Ama Allah'ın sevgilisi Rabbine gidiyor. Evet. Ondan sonra biz ne olacağız? İşte bütün kıyamete kadar bütün müminlerin işini sağlama bağlamak açısından Cenab-ı Hak orada bir şey yapıyor orada yani. Tabii. İşte o da İmam Ali işte. İmam Ali'nin veraseti, vasiliği, hilafeti, imameti. O yüzden o saptırma da şeydir. Evet, komiktir. Yani işte onu diyorum, yani artık peygamber, yani ufak bir vakit kalmış Hazreti Peygamber'in hayatı içerisinde. O ufak vakitin öncesindeki koca peygamberlik hayatını Cenab-ı Allah orada uyarıyor. Boşa geçmiş olacak diyerek ve Hazreti Peygamber'e de orada diyor ki seni koruyacağım diyor. Tabii. İnkarcılardan, kafirlerin şiddetinden seni koruyacağım diyor. Bir kaygısı var Hazreti Peygamber'in, bir çekincesi var. Şimdi İmam Ali Efendimiz'i bu manada orada Cenab-ı Peygamber bizzatihi Allah'ın emriyle beraber vasi tayin ettikten sonra ne oldu? Neden o biat daha sonra biatın hakkı verilmedi? Orada bütün sahabeler biat ettiler. Hiçbiri bu manada o biata itiraz etmedi. Bir tane sahabe sordu, dedi ki bu senin sözün mü, Allah'ın ayeti mi? Ondan sonra orada maalesef bir itirazda bulundu. Cenab-ı Allah anında orada kafasına bir taş atarak onu helak etti. Evet. Onun dışında hepsi biat ettiler. Peki sonra ne oldu? Neden o biatta sadık kalınmadı? O biata sadık kalınmamasının faturasını kimler ödedi? İşte bugüne kadar yaşanmış ve İslam dünyasındaki kaos ve kargaşanın bir türlü bu manada İslam dünyasında tesis edilemeyen kardeşliğin, bir türlü İslam dünyasında kelimenin tam anlamıyla bir tevhid oluşturulamamasının en önemli nedeni o biattan sonra o biata sadık kalınmaması. Evet. İşin artık tabiri caizse mecrasından çıkartılıp farklı bir atmosfere, farklı bir iklime, yani bir siyasi yönetim modeline iş dönüştürüldü maalesef. Ama orada İmam Ali Efendimiz şunu yapmadı. İmam Ali Efendimiz İslam'ın birliği ve beraberliği, müminlerin gözünden yaş dökülmesin, teninden kan akmasın diye o süreçte kenarda durdu, bekledi. Kendisine gelindiğinde fikriyle, ilmiyle, bunu geçen programda anlattık. Hazreti Ömer'in kendisinin fikrinden istifade ettiğini, onun himmetiyle bu manada pek çok defa helak olmaktan kurtulduğunu Hazreti Ömer Efendimiz anlatıyor. Bu ilmini de gizlemedi. Kapısına gelen herkese de ilminden istifade ettirdi. Kendisi 4. halife burada oldu. Ama tabii artık öyle bir karışık ortam oluşmuştu ki o karışık ortamın oluşmasında da mal ve mülk sevdası çok ön plana çıkmıştı. O en kritik meseledir zaten her şeyde. Biraz dostlardan gelenlere bir bakalım. Murat Karakuş beyefendi der ki dün hani bir salata festivalinden bahsettik ya onu Allah sizden razı olsun diyor. Dünkü sohbetinizden sonra diyor salatayı beraberce yemeyi daha çok seviyoruz demiş. Tabii bunu şu an bizi dün de seyredenler ne demek istediğini anlayacaklar ama anlamayanlar için de uzun anlatamayız. Dün böyle beraber yenilen salataların feyzinden, bereketinden bahsetmiştik. Şöyle yapalım. Murat Karakuş ona dokunmuş. Murat Bey'e bir söz verelim. Bir gün bir salata yemeye davet ederse bizi beraber gidelim salatasını. Ben de zannettim ki Murat Bey'i çağıralım da salatayı biz yapalım, o yesin diyeceksin zannettim. Ama şimdi o yeni bir iş yeri açtı, biz de nezaket ziyaretine gitmiş oluruz. Tamam. Bir değerli dostumuz iyi yayınlar olsun kardeşlerim demiş. Sağ olsun, var olsun. Bazı şeylerde isimleri yazmanızı istiyoruz. Çünkü orada herhangi bir isim yok. O isimleri bilirsek iyi olur, bir sakıncası yoksa. Şahin Bozdoğan der ki, her programda feyiz ve muhabbet deryasında yanan yüreklere selam olsun. İmam Ali aleyhisselam sırat-ı mustakimdir. İdrakimizi ve idraklere sunan muhterem üstadımıza minnet ve özlemle demiş. Eyvallah abicim, sağ ol, var ol. Bu Ahmet Yitmez böyle şiirsel bir şey yazmıştı ya. Mesut Özkan da diyor ki, ne güzel yazmış, duygularımızı tercüman olmuş. Üstadımız kalplerimizde diyor, Allah İmam Ali Efendimiz'e yaren eylesin hepimizi diye çok güzel bir dua etmiş. Ümit Çınar da, mahalle kahvesinde anlattıklarınızda hem üstadımızı gönlümüze misafir ediyorsunuz, hem de Ehl-i Beyt'in nefesini teneffüs ediyoruz demiş. Rabbim sizler gibi dostların yokluğunu göstermesin. Hazreti Ali Efendimiz'in şefaatine cümlemizi nail eylesin. Amin. Hayırlı sahurlar demiş. Amin, amin, amin. Allah bu dualara tecelli eylesin de biz de istifade edelim. Bir ara verelim. Tabii. Bu fasılı da böyle pat başla bitirdik. Sürenin nasıl aktığını da anlamadık. Bunlar hepsi Hazreti Ali Efendimiz ve Ehl-i Beyt'in tecellisidir. Değerli hocamın ruhaniyetinin, efendim, elinin üzerimizde olduğunun göstergeleridir. Hepimizi kastediyorum. Allah bunu daim etsin. Buna layık olmayı. Bizi sevsinler. Etsin. Onlar bizi sevsinler. Gerisi. Evet. Bizi sevsinler. Başka bir şey istediğimiz yok. Efendim bir eser dinleyelim yine gençlerimizden. Eski icralarından bir eseri arkadaşlar VTR olarak versinler. Ardından da bir ara verelim. Bir dem gelir İsa gibi, ölmüşleri diri kılar. Bir dem gelir İsa gibi, ölmüşleri Cebrail'e rahmet saçar, her mahfile bir dem gelir, gümrah olur miskin Yunus hayran olur. Bir dem girer ki aman olur, bir dem döner Cebrail'e rahmet saçar, her mahfile bir dem gelir, gümrah olur miskin Yunus hayran. Aman olur, bir dem döner Cebrail'e rahmet saçar, her mahfile bir dem gelir, gümrah olur miskin Yunus hayran. Ben İmam-ı Azam gibi Ehl-i Beyt'i seven bir Sünniyim. Ben İmam-ı Muhammed gibi Ehl-i Beyt'i seven bir Sünniyim. Ben İmam-ı Gazali gibi Ehl-i Beyt'i seven bir Sünniyim. Ben mezhep imamları gibi Ehl-i Beyt'i seven bir Sünniyim. Ramazan sofralarının vazgeçilmezi Kibarköy'den Ramazan ayına özel lezzetli bir kampanya. %100 yerli dana sucuk kilogram fiyatı sadece 75 lira. Ramazan ayına özel bu kampanyayı kaçırmayın. Bir patatesli poğaça alabilir miyim? Hepsi peynirli. Başka poğaça yok. Bir çay bu kadar pahalı mı olur? O zaman çay içecek başka pastane bulacaksın kendine. Tabii ki bulabiliyorsan. Hoş geldiniz. Buyurun efendim. Rekabet iyidir. Tekelleşmeyi engeller. Rekabet Kurumu bu ortamı korur. Oyunu kuralına göre oyna. Allah sizden sadece her fenalığı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Sultanul Enbiya, Burhanul Esfiya, Habibi Huda, Şefii Ruzi Ceza, Rahmeten Lil Alemin, Hazreti Muhammed Mustafa. Rahmeten lil alemin Hazreti Muhammed. Bir nefeste okunabilecek bu eşsiz eser, okuyanı asr-ı saadete götürecek, Allah'ın sevgilisiyle buluşturacak ve ehli beytle tanıştıracaktır. Akıcı uslubu, hadiselerin manevi cephesinin ele alındığı hikmetler bölümüyle sahasında biricik olan eser, çağın bilgesi Profesör Doktor Haydarbaş'ın kaleminden rahmeten lil alemin Hazreti Muhammed. Evet değerli dostlar, bir ara verdik ve son fasılda tekrar birlikteyiz. 04.13 sanıyorum. Evet. Bugün İstanbul için imsak vakti. 04.13'e kadar burada yine İmam Ali Efendimiz'in şefaatini talep etmeye devam edeceğiz. Sizden gelenleri paylaşalım. Çok güzel şeyler yazmışlar. Onları bir paylaşalım. Az önce hani isminizi yazarsanız güzel olur dediniz. Dursun Aksu beyefendiymiş. Tekrar göndermiş. İyi yayınlar diliyorum. Gebze'den yazıyor. Buradan Dursun Bey'e selamlarımızı iletelim. Salih Kendilli, bu sen az önce anlattın ya, Allah'ın sevgilisinin Hazreti Ali Efendimiz'i ilanından sonra yaşanan hadiselerle vurgu yaparak bu turnusol kağıdı olmuştur ondan sonra yaşananlar diyor. Allah hak üzere olan kullarından eylesin bizi. Hocamın deyişiyle Ehl-i Beyt'in gemisine binenlerden eylesin demiş. Hayırlı sahurlar demiş Salih Kendilli Bey. Nereliymiş Salih Bey? Yazarlarsa memnun olurum. Yani yazarsa evet. Duydu büyük bir ihtimalle. Esenyurt'tan Yüksel der ki hayırlı sahurlar, mahalle kahvesine selam olsun demiş. İmam Ali Efendimiz bize hakkı ile tanıtan kıymetli hocamdan Allah razıdır demiş. Ve Peygamber Efendimizin diyor, benim Ehl-i Beytim Nuh'un gemisi gibidir. Binen kurtulur, binmeyen helak olur. Hadisi her zaman beni umutlandırmıştır diyor. Allah o gemiye binenlerden eylesin diye anlamlı bir dua yapmış. Elmas Yılmaz hanımefendi, kendisi bizim buradaki Ahmet Ahmet Yusuf'un kıymetli anneleri der ki hayırlı sahurlar. Sahurlarımızı bereketlendiren sohbetlerinizden dolayı teşekkür ediyor. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun diyorum demiş. Amin, amin. Duanızı lütfen eksik etmeyiniz. Ahmet Karagüzel İzmir'den der ki, Haydarbaş Bey öyle bir insan sanatçısıydı ki, sizleri izledikten sonra bu işte ne kadar büyük bir usta olduğunu biraz daha iyi anlıyorum demiş. Eğer biz o ustanın eserlerinden biriysek bu şeref de bize hani kıyamete kadar yeter. Allah layık eylesin inşallah. Eyvallah. Bunu bir dua olarak kabul edip amin yani, amin diyoruz. Sizleri ve bizleri ilmek ilmek işlediğini çok rahatlıkla görebiliyorum. Bu vesileyle hayırlı sahurlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz Ahmet Bey. Hatay 4 yoldan Muhammed Mustafa Kılıç der ki, selam olsun mahalle kahvemizin gönül dostlarına, sevgi ve saygılarımla çok feyizli ve muhabbetli bir sohbetler için Allah sizden razı olsun demiş. Amin. Çok teşekkür ediyoruz. Uğur Kepekçi Bey de uzun bir şiir, birkaç kıtasına bir bakalım. Bazen bir sancısın, doğmayı beklersin diyor. Bazen bir yolcusun, yolları beklersin. Bazen bir hancısın, yolcuyu beklersin. Bazen bir muhtaçsın, şefkati beklersin. Bazen bir goncasın, açılmak beklersin. Bazen kokan gülsün, bülbülü beklersin. Bazen bir bülbülsün, gülünü beklersin. Bazen dalda bir kuşsun, uçmayı beklersin diyor. Son dörtlükte bazen bilmecesin, çözülmek beklersin. Bazen kuraktasın, suyu beklersin. Bazen çıkmazdasın, hikmeti beklersin, bazen uzaktasın, Haydar'ı beklersin diye bitirmiş. Eyvallah, bu güzel yürekli kardeşlerimize de selam olsun. Şeyh Musta Ali Muhammed hatırına diye hemen şiirini göndermiş. Nübüvvetten emanet kim? Ali Fatıma değil mi? Sevelim hak ehli beyti, Ali Muhammed hatırına. Gevşek etme bağı gerdir, ehli beytli olan birdir. Deme Alevi Sünniyim, Ali Muhammed hatırına. Yine son şeye geçelim, dörtlüğe. Olsun ahirde yüzün ak, amel defterin yazılsın pak. Ehli beyte gel sahip çık, Ali Muhammed hatırına diye bitirmiş. Şimdi bizim şairlerimiz de çok, şiirleri de şey ama bazen hani vakit darlığından hepsini okuyamadığımız zamanlar oluyor. Ama onlar şairdir. Onların şiirleri her zaman olacak. Biz onları yine burada okumaya devam edeceğiz. Bir mesaj daha bakalım. Oğlum Haydar yazmış. Daha küçük bir çocukken konuğu olduğum Kerim abiye diyor, selamlar, hatırladın mı? Aleykümselam, çocuk programı. O bizim Haydar'ın geldiği programı hatırladın mı? Hatırlamaya çalışıyor. Çok enteresan, bir yerinde duramıyordu. Sen onu sürekli tutmaya ve ona mukayyet olmaya çalışıyordun ama tabii ki başaramıyordun. Kendi oğlum, evlatlarımız olmak üzere Allah hepsinin bahtını güzel eylesin. Amin. Akıbetlerini hayır eylesin. Sırat-ı müstakim üzere eylesin. Bu kapıdan, bu güzelliklerden, Ehl-i Beyt'ten bir an dahi ayırmasın. Amin. Amin. Şimdi dilersen bir fasıl açalım. Şu fasıl şöyle bir fasıl olsun. Değerli dostların paylaşımlarında dikkat edersen ortak bir vurgu vardı. Ehl-i Beyt gemisine binmek. Bu değerli hocamın muhteşem bir tabiridir ama Nuh'un gemisi hadisine ithafen, ondan mülhem muhteşem bir şeydir hocamın. Hem bir niyazdır, hem bir istikamettir, hem bir duadır. Ehl-i Beyt gemisi nasıl bir gemidir? Ehl-i Beyt gemisi insanı nereden kurtarır, korur? O gemiye binildiği zaman hangi menzile gidilir? Bunu konuşursak, bununla ilgili eğer bir şeyleri söyleyebilirsek ve idrak edebilirsek sanıyorum nerede konumlanmamız gerektiğini de daha iyi anlamış olabiliriz. Veya bunu anlamada bir nebze olsun belki bu sohbet bir işe yarayabilir diye düşünüyorum. Buradan kendi adıma birkaç cümle sarf etmek isterim, sonra seni dinleyelim. Ben bu hadisi ilk duyduğumda hemen o tufan geldi aklıma. Evet. Tufan. Çünkü Hazreti Nuh'un gemisi bütün dünyanın sular altında kaldı. Dünya diyoruz bakın. Bütün dünyanın sular altında kaldı. Ve o sular altında kalmayı da hadi biraz gözümüzde canlandırmaya çalışalım. Canlandıramıyoruz oradaki dehşeti. Ama biraz hissedebiliyoruz. Çünkü zaman zaman Cenab-ı Hak şiddetli yağmurlarla tabiri caizse bizi korkutuyor. Değil mi? Böyle bir şimşek çaksa, iki gök gürültüsü, hemen başlıyoruz. Eşhedü en la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe. Ne Allah'ım ya Rabbi, senden büyüğü yok. Bak kabul ettik. Vallahi kabul ettik, senden büyüğü yok. Ve hemen ona sığınıyoruz ve ne olur bizi koru. Çünkü öyle bir şimşek çakıyor, öyle bir gök gürlüyor ki yerde, gökte bu şeye eşlik ediyor ve bir anda bir dehşet. Hani gözü görmeyen bir yağmuru böyle diyoruz ki aman Allah'ım bu yağmur eğer biraz daha devam ederse Allah'ım benim öyle unutamadığım bazı yağmurlar vardır. Çok korkmuşumdur yani. Korkmasana hadi. Korkmak çok insanidir ve doğrudur. Ya ben korkmuyorum. Ya korkmuyorsan sende psikolojik bir sıkıntı var. Korkacaksın. Korkacaksın. Bir gün hiç unutmuyorum şimdi yeri geldi anekdot. Önemli şeyler ipuçları içerir. Hatırlarsan İstanbul'da bir korkunç bir şey yaşadık. Hatta açıklamalar yapıldı. Herkes evine gitsin diye. Evet. Biz o açıklama yaptıktan sonra vazifemizi gazete çıkarıyoruz. Mecbur belirli bir saate kadar kalmak zorundayız. Vazifemizi bitirdik ve bir an evvel eve gidelim diye. Ben onu hiç unutmuyorum. Metrobüse bindik. Benim ev işte Beylikdüzü tarafına doğru gidiyorum. Yağmur da o taraftan geliyor. Zifiri bir karanlığı gördüm ben. Görüntü o kadar ürkütücüydü ki korktum. Ve biz o karanlığa doğru gidiyoruz. Hani filmlerdeki gibi. Vallahi abartmıyorum. Bizim bulunduğumuz yer daha birazcık aydınlıkta ama karanlığa doğru gidiyoruz. O karanlığa doğru girmemizle o korkunç yağmurun içine girmemiz bir oldu ve o dövüyor metrobüsü yağmur taneli. Dövüyor ya. Hani sanki yıkmak istiyor. Öyle sarsılıyoruz. Tabii dehşet veren bir durum. Dehşet veriyor insan. Ürküyor, korkuyor. Orada da bir ablamız var. Onun yanında da bir genç kızcağız var. Sanıyorum onlar hala, yeğen, öyle bir şey. Kadıncağız tepki veriyor, ayağa kalkmaya çalışıyor. Kendini metrobüsten dışarı atmaya çalışıyor. Yani böyle bir tepki veriyor falan. Yanındaki kızcağız da işte halacığım falan filan. Orada öbür tarafta da ya ne korkuyorsun abla yani ne oluyor falan böyle bir. Ben dedim ki korkacak tabii. Yani korkacak tabii. Bunda korkulmayacak da nerede korkulacak? Şimdi çok acayip bir şey. Korkmayacağım ben bir şey var. Korkacaksın abi. Nasıl korkmuyorsun sen? Yani korkulacak bir şey, korkulacak bir şey var. Korkulacak. Ha ona işte falan dersin ama yani ne var korkulacak bir şey yok falan. Depremden korkma. Bazıları der ki depremden korkmuyorum. Nasıl korkmuyorsun? Cenab-ı Hak yeri sallıyor. Sen diyorsun ki ben korkmuyorum. Öyle bir şey yok. Korkmak orada korkacaksın. Fıtri bir şey. Yani şimdi bu tufanı gözümüzün önünde canlandıralım. Hazreti Nuh dönemindeki bir yağmurun bizi nasıl dehşete şey yaptığı ortada. O Hazreti Nuh'un zamanındaki o bütün dünyayı alt üst eden o tufanı düşünün ve o tufanda yüzen gemiyi düşünün. Tek selametlik yer. Tek yer. Başka hiçbir yerde selamet yok. Sadece onda. O suların üzerinde bütün o kargaşaya, bütün o dehşete, bütün o korkutucu sahnede tek sükunetli yer, huzurlu yer, selametlik yer. Nuh'un gemisi. Ve Allah'ın sevgilisi Ehl-i Beyt'ini anlatırken o benzetmeyi yapıyor. Hani o bütün dünyanın alt üst olduğu o fırtınalı, alt üst olduğu tufandaki tek selametlik yer var ya o Nuh'un gemisi. Benim Ehl-i Beyt'im odur işte diyor. Ehl-i Beyt'in bizim için iman olduğunu anlatmak için daha ne anlatılması gerekiyor ki? Daha üstü bir benzetme var mı? Çünkü özür dilerim. Çünkü Nuh'un gemisi bir afette binilen bir şey değil. Allah'a isyan edildiği için Allah'ın alt üst ettiği bir ortamdaki iman adresidir. Nuh'un gemisi imandır. Evet. İşte bir şey var. Hazreti Nuh da iyi marangozdu. Çok sağlam bir gemi yaptı. Öldü ki o. O değil. Orada Allah'ın dininle kavga edip tabiri caizse ve o şeyde Hazreti Nuh oğlunu kurtaramamıştır. Orada babalık oğlu hiçbir işe yaramamıştır. Hani var diye bir tane yükseğe çıkarsam kurtarırım diye düşünmüştü. O senden değil dedi Cenab-ı Hak. O senden değil. O gemiye binemez. Burada akrabalık yani gemiye binmek seni bir felaketten korumanın çok ötesinde seni imansızlıktan koruyan ve kurtaran bir eylemdir. Yani Allah'ın sevgilisi Ehl-i Beyt'ini işaret ederken iman diyor, iman. Ya Ehl-i Beyt'e tabi olursunuz, onlara sarılırsınız ve bu sevgi çiçeği, böceği, masayı, buradaki işte bu radyoyu sevmek değil. İman, Allah'ı sevmek. Allah'ın sevgilisini sevmek, o düzlemde bir sevgi. Bu şekilde benim Ehl-i Beyt'ime sarılır. Severseniz bana sarıldınız, Allah'a sarıldınız. Sizin sonunuz o imansızlık bataklığından sizi koruyan, iman selametine çıkaran efendim ölçüdür, kıstastır, tek adrestir. Evet. Değerli hocam ne dedi? Ehl-i Beyt iman için tek adrestir. İşte hadi gel şimdi değerli hocam yine burada anma, söyleme, teşekkür etme, dua etme, onun ruhaniyetine sığınma, ondan isteme. Son cümlemde bu olsun. Değerli hocam işte bu tufanda, şu an bir tufanda olmadığımızı kim inkar edebilir ki? Kim söyleyebilir? Yok böyle bir şey. Hayır. Her an bir tufandır. Her an birileri bizi o gayya kuyusuna çekmekle meşguldür. Ve bunların sayısı az da değildir. O kadar kalabalıktır ki bunlar. İşte bütün bu tufanda bizi Ehl-i Beyt'in gemisine bindiren adamdır Profesör Doktor Haydarbaş. bu hizmeti için biz ömrü billah, hani bütün hayatımızı, her şeyimizi ona teşekkür etmek için şey yapsak, seferber etsek, vallahi billahi şu kadarcık bir karşılık vermiş olmayız. O yüzden Allah hocamın şefaatine bizi layık eylesin, nail eylesin. Amin. Ve teşekkürümüzü şu kadarcık da olsa yapabilmek için gayret gösterenlerden eylesin. Amin. Şimdi mahşeri düşünelim. Kıyamet koptu. Bütün o yeryüzü, kainat bir helak oldu, yıkıldı. Sonra tekrardan nizam kuruldu. Dümdüz bir alan. Bütün yaratılmış insanlar, yeryüzüne gelmiş bütün insanlar o meydanda. Güneş yaklaştırılmış, bir yakıcılıktan bahsediliyor. Bir rahatsız bir ortamdan bahsediliyor. Kimisi dizine kadar, kimisi boynuna kadar, kimisi boyuna kadar kendi terinde boğuluyor. Annenin evladından kaçtığı, evladın annesinden kaçtığı, herkesin birbirinden feryat figan kaçıp bir kaos, bir karışıklık, tabiri caizse insanın kendisinden fırsat bulsa kendisinden de kaçacağı bir ortam. Böyle bir ortam, böyle bir karışıklık, böyle bir kaos ve insanın, herkesin kafasında tek bir soru var. Ben ne olacağım? Kimse bir başka insanı düşünemiyor. Yani baba en sevdiği ceyi, evladını, kızını, oğlunu, hanımını, annesini, babasını bırakmış, herkesin kendi canını kurtarmak için sağa sola koşuştuğu, çabaladığı, bir bilinmez, çünkü kimse ne yapacağını bilmediği bir ortamda bir grup insan var. Emin bir beldedeler. Evet. Livaül Hamd sancağı altında toplanmışlar. Evet. Şimdi İmam Ali Efendimizin yanında, Hazreti Peygamber'in, Ehli Beyt'in yanında, orada herkes emin. O sancağın altındakilerin durumuna bakıyorsun. Oradakilerin hepsi emin. Onların boyuna, dizine, omzuna kadar tere batmak diye bir kaygıları yok. Onların aman şundan kaçayım, aman şu geliyor buradan gideyim, o ne olacak, bu ne olacak diye bir kaygıları yok. Onlar emin bir şekilde duruyorlar. Şimdi insanın kendi gücünün acziyetini Cenab-ı Allah bu tarz, hani senin de az önce bahsettiğin o yağmur taneleriyle bile bize acziyetimizi gösteriyor. Evet. İnsan o kadar aciz bir varlık ki, o bir yağmur tanesi, ama o yağmur tanesinden milyarlarcası bir rüzgarla beraber sana doğru geldiğinde seni ortadan kaldıracak bir güce sahip oluyor. Bu dünyada da biz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yaşanacak depremi durdurma şansın var mı? Hani basit ve güncel olaylardan örnek verelim. Depremi durdurma şansın var mı? Yok. Deprem olduğunda kendini, hangimiz kendimizi güçlü hissediyoruz? O yerin sallandığı o anda. Veyahut da işte o bir fırtına koptuğunda hangimiz kendimizi, ben daha önce gemicilik yaptığımı anlattım. O açık denizde, bırak o boğazda falan tekneyle gemiyle gitmek gibi değil. O açık denizde koca koca 300 metrelik 400 metrelik neyse yani gemilerin, bilmem kaç yüz bin gross tonluk gemilerin böyle fındık kabuğu gibi sallanıp yarılıp yıkıldığı, değil mi? O denizlerde insan ne kadar aciz bir varlık olduğunu görüyor. Bu doğa hadiselerinden yola çıkarak sonuçta maneviyatla zahir birbirinin gölgesidir. Hatta zahir maneviyatın gölgesidir derler. Değil mi? Şimdi manevi hastalıklarda, sorunlarda, problemlerde, hiç bilmediğimiz bu sahalarda nasıl bir çıkış yolu bulacağız kendimize? Attığımız hangi adımın bizi selamete, hangisinin felakete götüreceğini bilmiyoruz. Şimdi burada işte bir emin beldeye ihtiyacımız var. Bir güvenilir adrese ihtiyacımız var. O mahşerde toplanacağımız, Livaül Hamd sancağı altında toplanacağımız Ehli Beyt'in adresine ihtiyacımız var. Eğer biz bu dünyadayken o sancağın altında toplanmaya niyet eder, onun için gayret eder, onun için dua edersek Cenab-ı Allah o mahşer gününde de o herkesin annenin oğlundan, oğlun annesinden kaçtığı, herkesin kendi günahlarından korunmak, kurtulmak, onun hesabını vermek için efendim çırpındığı bir ortamda gayet rahat bir şekilde beklediği o Livaül Hamd sancı altında toplanabilmenin yolu önceden oraya günümüz tabirle rezervasyon yaptırman gerekiyor. Ben orada olmak istiyorum demen gerekiyor. Tamam, orada olmak istiyorsun da işte bir bedelden bahsediyor ya Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah. Yapmış olduğum bu peygamberlik vazifesine karşılık sahabenden bir ücret isteme. Demek ki bu peygamberlik vazifesinin karşında bizim peygambere bir borcumuz var. Bu sadece sahabeyi bağlamıyor. Kıyamet sabahına kadar doğacak olan bütün Müslümanları bağlıyor. Müslümanlardan diyor Cenab-ı Allah bir ücret isteme. Ama bir şey iste diyor. Bir ücret isteme ama bir şey iste. Ne iste? Ehli beytini sevmelerini iste. Demek ki Müslüman olabilmenin en önemli şartı ehli beyti sevmekten geçiyor. İmam Ali de o ehli beytin bir mensubu, müntesibi olduğuna göre İmam Ali'yi sevmekten geçiyor da diyebiliriz burada çok net bir şekilde. Peki çok basit bir mantıkla beraber bu bir bedelse, iman sahibi olmanın bir ücreti ise bu ücreti ödemediğin zaman sen iman etmiş olur musun, olmaz mısın? Bu şuna benzemez mi? Bir dükkana girdin, bir ürün alıyorsun. Parasını verirsen o ürün senin, vermezsen hırsızsın. Şimdi bu bir bedeldir diyor Cenab-ı Allah. Bu bedeli ödeyeceksiniz diyor bize. Ehli beyti seveceksiniz. Eyvallah. Bu kadar. Çok net. Eyvallah. Çok teşekkürler. Burak Tilev herkese selam göndermiş. Hayırlı sahurlar demiş. Emekleriniz için çok ama çok teşekkürler demiş. Salih Kendirli'yi sormuştuk evet. Ya. Sizlerle gönüllerimiz ziyadesiyle istifade ediyor demiş. Ben aslen Sivaslıyım, Koyulhisarlıymış. Ama Samsun'da ikamet ediyorum diyor Salih Bey. Buradan da kendisine selam olsun. Mehlike Hanım Ankara'dan. Her dem İmam Ali taraftarı olmak üzere mahalle kahvesi ve izleyenlere selam olsun demiş. Kendisine çok teşekkür ediyoruz bu anlamlı mesajları için. Evet, son 5 dakikamız. Tabii ki baştan ne demiştik? İmam Ali Efendimiz gibi bir şahı, bir padişahı bu iki aciz kul nasıl anlatabilir ki demiştik ve onu da zaten göstermiş olduk. Evet. Beceremedik, farkındayız. Ama biz bir şey koymaya çalışıyoruz. Tabiri caizse bir niyazın peşindeyiz aslında. Bir duanın peşindeyiz. Şunu gördük, ne diyoruz başından beri, bu noktada değerli hocamın şahsiyetine, ortaya koyduğu hayata, ortaya koyduğu eserlere, ortaya koyduğu ilme şahitiz ve biz burada her bir anında Ehl-i Beyt'i gördük. Biz hocama baktığımız zaman Ehl-i Beyt'i seyrettik. Ya seyrettik ya. Ona baktığımızda biz şunu dedik. Evet, biz İmam Ali Efendimiz'in devrini yaşamadık ama biz bugün Ali'sini gördük dedik. Biz bugün Ali'sini gördük. O güzel yüze baktık dedik. O güzel yüz bize baktı. O güzel kelamı dinledik. Ali nefesini aldık. Ali bakışını gördük. Ali ilmini seyrettik dedik. Bu muhteşem bir şey. Bu muhteşem bir şey. Dolayısıyla biz bunun peşindeyiz işte. Bunu yaşayabilir miyiz? Bunu taşıyabilir miyiz? Bunu aktarabilir miyiz? Bunu muhafaza edebilir miyiz? Bu duayı, bu niyazı yapıp o Nuh'un gemisine atlayabilir miyiz? Rezervasyon yaptırabilir miyiz senin tabirinle? Dünya sahnesinde Hazreti Nuh'un gemisi mesabesinde olan Ehl-i Beyt gemisine binerek sahil selamete çıkıp senin yine güzel anlatımınla o hiç kimsenin birbirini tanımak istemediği, bakmak istemediği, görmek istemediği, kendine bile bakmak istemediği o dehşetli mahşer anında o rezervasyonu yaptırmıştık biz. Bizi alır mısınız? Bizi aldınız mı? Aldık. Bunun peşindeyiz. İnşallah. Bunun peşindeyiz. Cenab-ı Hak bize acısın, bize merhamet etsin. Bizim eksiğimize bakmasın, yüzümüze karasına bakmasın. Amin. Ve bizi başta hocama, ondan sonra da onun işte nefesini taşıdığı Ehl-i Beyt'ine bağışlasın. O gemiye bizi soksun, o gemiden bizi ayırmasın, o gemiden bazı çalkantılarda, değil mi, gemici tabiriyle evet, ne diyorsun, o dalgalar öyle olduğu bir zamanda gemiden Allah bizi düşürmesin. Bir cümle kurayım. Makina dairesindeyim. Orada geminin denge çubuğu vardır. O çubuğu görürsün. Evet. Bir kırmızı çizgi var. Onu açtığı zaman gemi alabora olacak demektir. Yani artık evet, o alabora çizgisidir. Ben o alabora çizgisine yakın, kıyıya kadar geminin geldiğini gördüm. Eyvallah. Şimdi demek ki bu sahada yürümek, bu şeyde yürümek de kolay değil. Bu gemiye binmek, bu gemide durmak da bedelsiz olmuyor. Niyetsiz olmuyor. Gayretsiz olmuyor. Fedakarlık yapılmadan olmuyor. Bir şeyler istiyorlar sizden mutlaka. Ehl-i Beyt'in kendisi bu bedelleri zirve seviyede yaşadıysa, onların müntesibi olduğunu söyleyenler, taraftarı olduğu söyleyenler bizim gibi, gemisine talip olanların, "Aa, benim keyfimi bozmayın, aa, rahatımı bozmayın, benim düzenimi bozmayın" diyerek gemide rezervasyon yaptırdığını zannedersek Allah muhafaza buyursun, aldananlardan oluruz. Allah bizi bu aldananlardan eylemesin, Ehl-i Beyt'ine layık eylesin, ah, onların himmet, tasarruf ve şefaatlerini üzerimizde daim kılsın. Bu idraki bize yaşatan değerli hocamın da dizinin dibinden ayırmasın, onun da ruhaniyeti üzerimizde hep olsun ve bizi hep beraber yapsın. Evet. Ahirette beraber olalım. Bu Kadir Gecesi muhtemel, Kadir Gecesi olması muhtemel bu gecede. Cenab-ı Hak ne diyor? "İsteyin vereyim, yok mu benden isteyen?" dediği gecelerden bir gecedir. İşte istiyoruz ya Rabbi, ne olur bizi boş çevirme. Amin. Tamam mıyız arkadaşlar? Süremizi dolduruyor muyuz? Girmek üzere, vaktimiz girmek üzereymiş. Senin ekleyeceğin bir şey var mı? Yani tekrarlayalım. Cenab-ı Allah Ehl-i Beyt'e bizi sevdirsin bu gecenin yüzü hürmetine. Onlar bizi severlerse ondan sonra bize ne bu dünyada ne ahirette gam keder yok. Eyvallah. Evet değerli dostlar, İmam Ali Efendimiz'i yad etmeye çabaladığımız bir gece oldu. Eksiğimiz varsa affola. Yarın gece Allah nasip ederse yine buradayız. Tekrar görüşmek üzere. Allahu Ekber, Allahu Ekber.